İbrahim Tatlıses şarkıları ve açıklamaları kadar özel hayatıyla da yıllardır magazin gündeminde konuşuluyor. Kimler kimler girip çıkmadı ki onun hayatına? İbrahim Tatlıses hiç şüphe yok ki her döneme damga vuran ve özel hayatıyla sık sık konuşulan isimlerin başında geliyor. Aşk defteri kabarık yani sizin anlayacağınız imparatorun. Kendi ifadesiyle Urfa'da bir mağarada dünyaya gelen İbrahim Tatlı, inşaat işçisiyken Adana'da keşfedildi. Daha sonra Ankara'ya gelerek burada gazinolarda, pavyonlarda sahne aldı. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettim ki dönemem. İbrahim Tatlıses, şöhret basamaklarını henüz tırmanmaya başlamadığı yıllarda ilk evliliğini Urfa'da kendi köylüsü Adalet Durak'la yaptı. İmparatorun bu evliliğinden Gülden, Gülşen ve Ahmet Tatlı adında 3 çocuğu dünyaya geldi. Yavaş yavaş şöhret basamaklarını tırmanmaya başlamıştı İbrahim Tatlıses ve tam da bu zamanlarda karşısına Perihan Savaş çıktı. İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş'la 1979 yılında birlikte başrollerini paylaştıkları Kara Yazma filminde karşılaştı. Dönemin en güzel oyuncularından biri olan Perihan Savaş'ı görür görmez "Ben bu kadınla evlenmeliyim," dedi imparator. Nitekim de öyle oldu. İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş evlendi ve bu çiftin bu evliliklerinden Melek Zübeyde adında bir kız çocukları dünyaya geldi. Büyük bir aşkla bağlıydı onlar birbirlerine ama bu büyük aşka şiddet iddiaları gölge düşürdü. O yıllarda İbrahim Tatlıses eşi Perihan Savaş'a şiddet uygulamış ve ikili çıkan haberlerden sonra ayrılık kararı alarak boşanmıştı. Perihan Savaş'la olan evlilikleri bittikten sonra büyük üzüntü yaşayan İbrahim Tatlıses'in kısa süre sonra karşısına hayatının aşkı Hülya Avşar çıktı. Ne büyük aşk ama. Birlikte filmlerde, reklamlarda, kliplerde bile oynadılar. Hatta İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ın adına Mavi Mavi, Aşıksın, Hülya isimli şarkıları yazdı. İbrahim Tatlıses'in bir nevi gizli aşkı sayılırdı Hülya Avşar. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor, sürekli aynı filmlerde rol alıyorlardı. Ama imparator bu, ne yapacağı belli olmaz. Bir süre sonra Derya Tuna çıktı İbrahim Tatlıses'in karşısına. 1983'te Günah filmini çekerken tanıştığı Derya Tuna'yla bir anda aşk yaşamaya başladı İbrahim Tatlıses. Ve bu aşkından da İdo Tatlıses dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses Derya Tuna'ya olan aşkını "Bir tek Derya'ya şarkı yazdığım gerisi yalan" sözleriyle dile getirmişti. Ancak İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın ilişkisi olaylı bir şekilde noktalandı. İddialara göre İbrahim Tatlıses o dönemdeki aşkı Derya Tuna'yı sol bacağından silahla vurdurmuştu. Bunun nedeni olaraksa Derya Tuna'nın o gece az solist olarak sahne almak istemesiydi. İbrahim Tatlıses hakkında ortaya atılan bu iddiaların tümünü reddetmiş ve daha sonra bu davadan beraat etmişti. İmparator Derya Tuna ayrılığından sonra kendi programında çıkan dansöz Asena ile aşk yaşamaya başladı. Ne aşk ama. İbrahim Tatlıses onun adına gazinolar bile açtırmıştı. Asena ile büyük bir aşk yaşıyordu İbrahim Tatlıses ama bu aşkın sonu da şiddet ve silahlı saldırıyla sonuçlanmıştı. O dönem İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile tartıştığı ve daha sonra Asena'yı darp ettiği iddia edilmişti. Tüm Türkiye bu darp olayını konuşurken Asena'da bir anda Derya Tuna gibi silahlı saldırıya uğradı ve bacağından yaralanan Asena apar topar hastaneye kaldırıldı. Bu olayların üzerinden Asena bomba gibi açıklamalar yapmış ve İbrahim Tatlıses'i başkalarının evinde gördüğü için ayrıldığını söylemişti.
Olaylar üzerine imparator için Asena defteri de kapandı ve yıllarca kabul etmediği kızı Dilan Çıtak'ın annesi olan Işıl Çıtak aşkı başlamıştı. Bu ilişkisi oldukça kısa sürmüştü İbrahim Tatlıses'in. Ancak Dilan Çıtak'ı kızı olarak kabul etmemesi fazlaca konuşulmuştu. İbrahim Tatlıses'in adı daha sonra programında Asena'dan boşalan yeri doldurmak için gelen Oryantal Didem'le anılmaya başladı. Ancak Didem Kınalı, yani Oryantal Didem, İbrahim Bey benim patronumdu, ailemden biri gibiydi, sevgili olmadık hiç açıklamasıyla söylentileri reddetmişti. Sıra geldi İbrahim Tatlıses ve Asena aşkının bitmesine neden olan Ayşegül Yıldız'a. İbrahim Tatlıses Asena ile beraberken kendi televizyonunda çalıştığı Ayşegül Yıldız'la birlikte olmaya başladı. Asena bu ilişkiyi öğrenince Ayşegül Yıldız'la birbirine girdi. Ortalığın yatışmasıyla birlikte Asena bir kenara çekildi ve daha sonra İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız Elif Ada adında bir kız çocuğu sahip oldu. 2011 yılında evlenen çift 2013 yılında boşandı. İbrahim Tatlıses'in hayatına giren kadınları ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Ve sırada Damla Buket Çakıcı var. İbrahim Tatlıses 14 Mart 2011'de Maslak'ta silahlı saldırıya uğradığında yanında asistanım dediği Damla Buket Çakıcı vardı. Saldırıdan önce ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmiş, hatta Tatlıses'in yakın dostu Aydemir Akbaş ikilinin evleneceklerini söylemişti. Ancak Tatlıses ve Buket Çakıcı ayrılık kararı aldı. Şimdi de sıra İbrahim Tatlıses'in en son ve en genç aşkı Gülçin Karakaya'da. İlk olarak bu şekilde görüntülenmişti İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya. Aralarında 43 yaş farkı bulunan İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya'nın evlenecekleri sık sık merak konusu oluyordu. Haklarında sürekli ayrıldı, barıştı haberleri çıkıyordu Gülçin ve İmparator'un. Daha sonra Gülçin'in bir fotoğrafında parmağındaki yüzük tüm bu ayrılık iddialarına nokta koymuştu. Sürekli evlenecekleri konuşulan Gülçin ve İbrahim'in aşkına son olarak Mehmet Arı Erbil bu sözlerle onay vermişti. İbrahim Bey'le beraber çiftte düğün haberleri çıkıyordu efendim. Bir doğruluk payı var mı? İbrahim'e gidiyorum. Önümüzdeki hafta.